Bugün eğer ait olduğumuz şeyi tekrar yapacaksak ilk adım cesaret edeceğiz. Düşünülmemiş çok şey var, yapılmamış çok şey var. Her şey Batı dünyası tarafından yapılmış değil. Her şey bilim adamları tarafından bulunmuş değil. Her şey ilahiyatçılar tarafından anlaşılmış değil. Dolayısıyla cesaretle tekrar bakacağız. Cesaret ettikçe bakışımız genişleyecek. Yani basiretimiz artacak. Daha fazla bağlantı görmeye başlayacağız. Basiretin artışı bize gösterilmeyen bağlantıları görebilmeyi sağlayacak ki buna feraset deniyor bizim kültürümüzde. At görüşünden gelir isim olarak. Atlar geniş gördüğü için faras at sözcüğünden üretilmiştir. Feraset geliştikçe hikmetle bakıp hikmetle karar verebileceğiz. Hikmet doğru ve yanlışı bilgece birbirinden ayırabilmek demektir. Bu özellik ancak bu basamaklar gerçekleşiyorsa ortaya çıkabilir. İnsana ait en önemli duygulanım olan hayret kaybedilmiş vaziyette. Bu basamaklardan sonra inşallah hayret duygusu içimize doğacak. Her günkü sıradan mucizeleri görüp daha fazlasını öğrenme isteğiyle yerini tutuşacağız. Ama hepsinin sonunda başta kendimize sonra bütün varlığa bize emanet olduğu bilinciyle bilgimiz, anlayışımız ve ferasetimiz nispetinde merhamet etmemiz gerekecek. Bunun için de hep maalesef bana da söylendi. Ya bunlar zaten zamanında halledilmiş, sen keyfine bak diye. Halbuki her şeyi baştan düşünmek asla günah, asla vakit kaybı, asla boş iş değil. Her şeyi baştan düşünmek her birimizin insan olduğumuz için görevidir doğrudan. Ve inanıyorsanız eğer her dinde Yaradan'ın bize emrettiği birinci vazifedir.